Her şey bitti. Acımasız bir T-Rex sizi mideye indirmek üzere. Bu artık her an olabilir. Fakat şu an bilmediğiniz bir şey var. Aslında koşarak bir T-Rex'ten kaçabilirsiniz. T-Rex güçlü kuyruğu ve bıçak gibi dişleri olan, okul otobüsü büyüklüğünde acımasız bir avcıdır, ancak bu dinozor aslında çok yavaş hareket eder ve saatte en fazla 20 km hız yapabilir. Ya da diğer bir deyişle sadece bir gri sincap kadar hızlıdır. Ormanda zikzaklar çizerek koşuyorsunuz. Korkunç yaratık sizden kilometrelerce uzaktaymış gibi görünüyor. Fakat sonra bir anda ormandaki yeşilliklerin arasından fırlıyor ve hemen arkanızda beliriyor. Tamam, artık panik yapabilirsiniz. T-Rex hantal bir hayvan olabilir ama ciğerleri sizinkinden daha büyüktür. Bu da yaratığın birden fazla maraton koşabileceği anlamına gelir. Neyse ki bir mağaraya ulaşıyorsunuz ve hemen içeri saklanıyorsunuz. Sonra da dinozorun sıkılmasını beklemeye başlıyorsunuz. Ama bir dakika, T-Rex üstünüzdeki kayayı delip geçiyor ve tekrar peşinize düşüyor. Acaba bu durumdan kurtulabilecek misiniz? Bunu kısa bir sürede öğreneceğiz. Bir velociraptor saatte yaklaşık 40 km hıza ulaşabilir. Bu dinozorun bir boz ayıdan biraz daha hızlı olduğu anlamına gelmektedir. Bu iki hayvanı yarıştırmaksa gayet ilginç olacak. Ve çıkış yapıyorlar. Velociraptor bir bıçağın tereyağını kesmesi gibi havayı yarıp geçiyor. Ancak kocaman tüy topu da dinozorun hemen arkasında dört dala koşuyor. Bu tip bir yarışı bir daha hiç görmeyebiliriz. Bakın, ayı rakibiyle arasını kapatıyor. Arkanı kolla raptor. Önlerinde çalılık bir arazi uzanıyor. Raptor çalıların üstünden atlıyor ve yarışa devam ediyor. Ayı çalıların içinden geçiyor ama bu sırada biraz durarak nefis böğürtlenleri mideye indiriyor. İşi bittiğinde ise raptor arayı açmış oluyor. Bu dinozorların çoğu hız ve hareket kabiliyeti açısından günümüzdeki tavuklar ve deve kuşlarıyla karşılaştırılabilir. Bir deve kuşu saatte yaklaşık 70 km hıza ulaşabilir. Bu eski çağlara ait kuzeni Ornit hominidin hızına benzerdir. Zaten bu yaratık fiziksel olarak deve kuşlarını andırıyordu. Uzun bacaklar, tamam. Küçük kafa ve ince bir boyun, onlar da tamam. Her neyse, bu ikili olabildiğince hızlı koşuyor. Deve kuşu arazide hızla ilerliyor ve dino deve kuşunu yoldan çıkarmaya çalışıyor. Fakat adımını kaçırıyor. Dinozor koşmaya devam ediyor ve ormanın derinlerine doğru ilerliyor. Yarışa üçüncü oyuncu dahil oluyor. Compsognathus iki ayaklı bir yaratık. Yüzü herhangi bir yerde görebileceğiniz sıradan bir kertenkeleninkine benziyor. Ancak fiziği olimpiyatlarda yarışan sporcularınki gibi. Ağzında bir sürü jilet gibi keskin dişi var. Bu dinozor tazılarla aynı sürete, yani yaklaşık 65 km hıza ulaşabilir. En büyük dinozor o olmasa da bu hayvan yine de korkutucu bir canlıdır. Bu yaratık sadece yiyecek bir şeyler arıyor. Ama ne yazık ki akşam yemeği iptal oluyor. Deve kuşuyla onun dinozor kuzeni takım oluyor ve bu kertenkele benzeri avcıdan kaçıyor. Ama o geri dönecek. Biraz bekleyin yeter. Şimdi Triceratops'a geri dönelim. Bu zırhlı canavarın sürati saatte 32 kilometreye çıkabiliyordu. Buysa bir boz ayının hızıyla hemen hemen aynıdır. Ama şu zavallı hayvanı lütfen bırakalım ve topladığı meyveleri rahatla mideye indirsin. Günümüzdeki gergedanlar bir tondan daha ağır olan memelilerin en hızlısıdır. Beyaz gergedansa neredeyse 50 kilometre hıza ulaşabilir. Ancak muhtemelen bu yarışı Triceratops kazanacak. Hayvanlar yan yana koşuyor ve gergedan ivme kazanmaya başlıyor. Çünkü gergedanın gövdesi koşmaya daha uygun. Fakat yolun üstünde bazı engeller var. İlk başta gergedan bir kütük yığınıyla çiti kırmayı başarıyor. Ancak bundan sonra işler kızışmaya başlıyor. Gergedan yolunun üstündeki engellerin tümünü aşamadığı için yavaşlamaya başlıyor. Bu arada Triceratops'a sanki parkta yürüyormuş gibi önüne çıkan her şeyi yok ediyor. Bu yarışın şehirde değil de ormanda yapılması mantıklı olmuş. Çünkü şehir şu anda dev bir brachiozor tarafından harap ediliyor. Ancak bu güçlü yaratık saatte 15 kilometrelik hızıyla bir domuz kadar yavaş hareket ediyor. Şu anda ikisi de başlangıç çizgisinde ve yarışa hazır bekliyorlar. Yerlerinize hazır ve başla. Bu yarışı dinozor kazanıyor ve çok hızlı geçen yarış sona eriyor. Erişkinliğe ulaşan bir brachiozorun uzunluğu 25 metreye, boyuysa 12 metreye ulaşabilir. Brachiozor uzun boynuyla yalnızca tek bir adım atarak bitiş çizgisine ulaşıyor. Stegozor sırtında ve kuyruğunda bulunan bir dizi plaka ile bilinmektedir. Bunun yanı sıra dinozorlar arasındaki en küçük beyinli tür de onlardır. Bilim insanları bu dinozorun beyninin ceviz büyüklüğünde olduğunu iddia ediyor. Bu hantal yaratık saatte yalnızca 10 km hızla hareket edebiliyor. Yani günümüzün dinozorları olan tavuklardan biraz daha yavaşlar. Tavuk yarışa iyi başlıyor ve tüm engelleri başarıyla aşıyor. Stegozor ise bir yarışta olduğunun hala farkında değil. Şu anda tavuk bitiş çizgisini geçiyor ve hemen ileride yeri gagalıyor. Bu yarışı daha ilginç kılmak için bir şeyler ilave etmeye ne dersiniz? İşte böyle. T-Rex geri dönüyor ve tavukla Stegozor'u kovalıyor. Bu
Bu hayvanlar şu anda hayatta kalmak için koşuyor. T-Rex onlardan daha hızlı olabilir ancak bir tavuğu kovalamak hiç de kolay bir iş değildir. T-Rex'in ayrıca erişkin bir stegozoru alt etmek için de bol şansa ihtiyacı var. Tüm hayvanlar arazide koşuyor ve T-Rex yavaş ama emin adımlarla aradaki farkı kapatıyor. Sizse hala saklandığınız yerdesiniz ve yarışı izliyorsunuz. Ama aniden T-Rex sizi görüyor ve sizi kovalamaya başlıyor. İkinci round. Ormanın içinde koşarak saklanacak bir yer arıyorsunuz. Ama bu devasa dinozor aradaki farkı kapatıyor. Neyse ki stegozor yoluna çıkıyor ve avcının dikkatini dağıtıyor. Bu sayede bir kez daha tehlikeden sıyrılıyorsunuz. Dilofozor kertenkeleden ziyade bir kuş olabilir ama yine de oldukça korkutucudur. Boyutu T-Rex'in yarısı kadar olan bu dinozor, burun deliklerinden başının arkasına kadar uzanan iki büyük sorgucuyla tanınır. Karamamba Afrika'daki en zehirli yılanlardan biridir. Uzunluğu 4 metreye erişebilir ve saatte 20 ila 32 kilometre gibi bir hızla sürünebilir. Her iki yaratık da hemen hemen aynı hıza sahip ancak birinin bacakları veya kolları yok. İkisi de ellerinden geldiğince hızla hareket ediyor ama hangisinin kazandığını söylemek zor. Dinozor hızlı koşabilir ancak yılan da o kadar geride değil. Lakin yarışın sonunda 6 madalyayı kazanan dinozor oluyor. Bilinen en büyük pterozorsa şu anda onların üstünde havada süzülüyor. Bu türün ismini doğru söylememe imkan yok. Evet, kastettiğim dinozor işte bu. Bu dinozorun kanat açıklığı 10 metredir ve inanılmaz bir şekilde saatte 112 kilometreden fazla bir hızla uçabilir. Normal seyir hızıysa saatte yaklaşık 100 kilometreye ulaşabilir. Kaliforniya akbabası 3 metrelik etkileyici kanat açıklığıyla tuhaf görünümlü bir yırtıcı kuştur. Bu kuş dinozor kadar hızlı hareket edebilir. Ayrıca gökyüzünde 4500 metreye kadar irtifalara çıkabilir. Kuzey Amerika'nın uçabilen en büyük kuşu dinozora kolayca yetişiyor. Her iki hayvanın da görüş kabiliyeti mükemmel. Bu sayede çok aşağılarda ve birbirleriyle yarış halinde olan diğer hayvanları ve dinozorları görebiliyorlar. İkisi de aşağı süzülerek tavuğu yakalamaya çalışıyor ancak T-Rex'in avı olmaktan son anda kurtuluyor. Akbaba Brachiosaur'un kafasının üstüne iniyor. Gri sincap da ona katılıyor. Domuz dikkati üstüne çekmemeye çalışarak dinozorun karnının altına saklanıyor. Ama çok geç. Velociraptor ve Dilophosaur birdenbire ortaya çıkıyor ve domuzu kovalamaya başlıyor. Fakat birbiriyle arkadaş olmuş gibi görünen gergedanla Triceratops'u geçemiyorlar. Domuz artık güvende. Bu arada deve kuşu ve dinozor kuzeni pes etmiş değil ve yarışı önde götürüyor. Stegosaur ise rakiplerine yetişmek için elinden geleni yapıyor. Fakat şuna da bakın. Şu anda yarışın lideri tazı. Dinozor kuş ise gökyüzüne yükseliyor ve birinci olmak için başka bir yol bulmaya çalışıyor. Compsognathus onlara yetişiyor ve ileriye doğru bir hamle yapıyor. Ancak gergedanla Triceratops'a yetişemiyor. T-Rex kükrüyor ve bu yarıştakilerin daha hızlı hareket etmesine sebep oluyor. Gergedanla Triceratops arkalarındakilerin öne geçebilmesi için iki yana ayrılıyor. Sizse saklandığınız yerden çıkıyorsunuz. Bitiş çizgisinden sadece birkaç metre uzaktasınız. Arkanızdaki izdihamı görüyorsunuz ve hemen oradan kaçıyorsunuz. Biz insanlar saatte 40 kilometre gibi bir hızla koşabiliriz. Ama siz şu an hayatınızı kurtarmak için koştuğunuzdan sanki ışık hızında hareket ediyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Ayrıca tebrikler, yarışı siz kazandınız. Ancak arkanızdaki hayvanlar hala koşmaya devam ediyor. Evet, belki siz de durmamalısınız. Bu arada biri şu ayıya ileride hiç böğürtlen olmadığını söylesin.